anksiyolitikler evet, yani ile Alzheimer ilişkisi. Evet var. Söyleyeyim. Kaygı giderici ilaçların Alzheimer riskini arttırdığı biliniyor. Beyin ilaçlarında bu var. Neden biliyor musunuz? İlaçla beyni yoruyorsunuz. Yani şunu söyleyebilirim. Yaşlanma ne? Yıpranma. Yıpranma ne? Kullanma. Şimdi sen sigara da aynı, ilaç da aynı. Çok fazla kimyasal içersen ne olur? Miden de yorulur, bağırsan da yorulur, beynin de yorarsın. Onun için doğru söylüyor seyircimiz. Bir doktor izleyicimiz zaten. Evet, doktor doğru Özlem Hanım. Özlem Avcı. Anksiyete ilaçlarıyla Alzheimer arasında bir ilişki var. Hatta son yayınlarda beyin kanamasını bile arttırdığı biliniyor. Şunu ben hep söylüyorum. Ben ilaç argecisi depresyon olarak. Depresyon neyle baş? Ha, ilaç. İlaç argecisi olarak şunu söyleyeyim. İlaçsız olmaz, ilaçla da olmaz. Bak şimdi. Adamın anksiyetesi var. İşine gidemiyor, gücüne gidemiyor. Veriyoruz anksiyete ilacı. Ama ne? Kısa dönem. Ben her zaman şunu söylüyorum. Uzun dönem ilaç kullanmak iyi bir şey değil. Hangi hastalıklar hariç? Hipertansiyon. Hipertansiyon beyin kanaması yapar, damar sertliği yapar, Alzheimer yapar. Onun için hipertansiyon ilacını tuzu kıs. İyi gelmiyor, ilaç ver. Uzun dönem kullanmak zorundayız. Orada ne var? Fayda zarar oranı. Ama mesela şöyle bir şey var. Ay ben bugün sunuya çıkacağım, bir tane kaygı giderici içeyim. Bu normal değil. Onun için ilaç gerektiğinde olan kullanılmalı. Depresyon. Depresyondan kaçınmak için de gene spor ve bu tip aktiviteleri mi öneriyorsunuz? Tabii ağır depresyon vakaları hariç değil evet, mi? İntihar eğilimi olanlarda mutlaka ilaç tedavisi gerekiyor. İlaç seçenekleriniz var. Ama hafif orta depresyonda en iyi tedavi arkadaş bir. Arkadaş seni evden çıkaracak. Sen diyeceksin ki ne yapıyorsunuz? Depresyonum. Hadi şuraya gidelim. Gitmem ben. Eve gelecek bir herif. Kapıyı çalacak. Diyeceksin git uyuyorum ben. Çıkacak halim yok. Kapıyı kıracak. İçeri girecek. Yürü lan gidiyoruz. Bu depresyonu önlemede %30. Seni sürüp çıkaracak. Seni yolda yürütecek. Bu da bir %30'da %60. O zaman bir iyi bir arkadaşınız varsa, bir de yürümeyi beceriyorsanız depresyona %60-70 çıkıyorsunuz. Bunun dışında depresyonu önleyecek ot, çöp, tohum yok. Siz depresyona hiç yakalamadınız mı? Ben depresyona hiç yakalamadım gerçekten. Zaman kalmadı depresyona. Zaman kalmamış. Zaman kalmadı. Vallahi bizim de zamanımız kalmadı.